Yeşil Yurt Belediyesi Dursun Ali Erzincanlı ile İftara Doğru programını sunar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sevgili izleyiciler, evet, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Besmele her hayrın başıdır ve sadece ubudiyetlerimiz için değil, ameli de salih hale getirecek olan, ameli de salih hale getirecek olan en önemli ulvi iksirlerden birisi. Allah Teala'nın ismini anmak suretiyle Allah Teala'nın yaratmış olduğu evren, bütün varlıklara bize aşina olmaları için kendimizi tanıtmış oluyoruz. Biz de alemlerin Rabbini tanıyoruz, ona hamdü senalar ediyoruz ve onun ismiyle başlıyoruz, onun ismiyle yaşıyoruz. Onun ismiyle yatıp onun ismiyle kalkıyoruz. Evet, onun ismiyle yaşayıp onun ismiyle ölüyoruz. Biz de hocamın bıraktığı, noktaladığı yerden biz de o besmele ile programımıza başlamış olalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'den aşırı şerif tilavet eden kıymetli hocamız bugün Mahmut Efendi Camii İmam Hatibi Abdurrahman Güleç hocamızdı. Allah Teala ebeden razı olsun. Efendim, Yeşilyurt Belediyesi katkılarıyla hem Yeşilyurt TV hem de Er TV'nin ekranlarından bizleri evlerine misafir eden, kabul eden tüm izleyicilerimize, aynı zamanda Yeşilyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından yine bizleri takip eden tüm kardeşlerime hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum. İstanbul'dan selamlar, saygılar, sevgiler. İftar programı sizin iftar hazırlıklarınızı maddi olarak kendinize Allah Teala'nın nimetlerinden, onun yiyebilirsiniz emri gereği başlayacağınız o sofrayı oluştururken biz de bir manevi sofra tadında sizlere ikramda bulunmuş olalım dedik. Ve bugün ev sahibimiz de burada. Yani Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar Beyefendi misafirimiz olacak efendim. Hem ev sahibi hem misafir olacak. Evet. Hoş geldiniz. Başkanım, nasılsınız? Evet. İyisiniz? Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hem bizi kırmadığınız için hem de böyle güzel bir programı bütün ülkemizle buluşturduğunuz için, evet, ben hasreten Yeşilyurtlar adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Yeşilyurdumuz artık büyük bir ilçe. Doğu'nun da en hızlı gelişen ilçelerinden. Malatya artık dar geliyordu doğrusu. Evet. Biraz daha böyle hem yöresel anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı hem de Yeşilyurdumuzun geleneklerini, göreneklerini, kültürünü, tarihini, coğrafyasını, o güzel doğasını Yeşilyurt dışında yaşayan insanlara da ulaştırmamız gerekiyordu. Tabii arkadaşlarımız da böyle bir proje önerisiyle bizlere geldiler. Ben de çok güzel olacağını düşündüm. Görüyorum ki şimdiden gerçekten çok beğeniliyor, çok da izleniyor, çok da tercih ediliyor. İstanbul'un maneviyatı, o rahatlığı, o huzuru doğrusu hem programa hem burada misafir ettiğimiz değerli misafirlerimize de yansımış. Biz de inşallah bundan nasibimizi alacağız ve Yeşilyurdumuza da bu güzellikleri hem Er TV hem de bizim belediyemizin iştiraki olan Yeşilyurt TV aracılığıyla da yansıtacağız. Tabii bu güzellikleri hem paylaşmak gerekiyor hem de insanlarla bunun istişaresini yapmak gerekiyor. Biz de Yeşilyurt'ta gerçekten çok güzel hizmetler yaptık, çok iyi çalışmalar yaptık. Bunların özellikle ülkemizin değişik bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırılması noktasında eksiklerimizin olduğunu hissettik. Daha önce böyle şehir dışında çok fazla program yapmıyorduk. Biraz da böyle kendi kabuğumuza çekilmiş, kendimizle
uğraşıyorduk. Mutlaka tebdili mekanda ferahlık vardır diye düşündük ve böyle bir organizasyonun bir parçası olduk. Eminim ki gelecekteki güzel günlerin de habercisi olacak. İnşallah. Tabii Ramazan ayı bolluk, bereket ayı, güzelliklerin, hayırseverlerin bol bol yarıştığı bir mevsim. Bizler de bu maneviyattan işte ziyadesiyle istifade edip çok daha böyle güzellikleri de halkımızla buluşturmak istiyoruz. Bu tür organizasyonlar da ona vesile oldu. Evet. Allah sizden de razı olsun. Çok değerli Nurullah Genç Hocam'dan da Allah razı olsun. Nurullah Genç Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, Nurullah Genç Hocam'la bizim son dönemde yollarımız hep Malatya çatısı altında kesişiyor. Bu benim için büyük bir şeref. Evet. Zannediyorum ya bir yıl, geçen yıl ya ondan önceki yıldı. Malatya'da Nurullah Genç Hocam'a bir gece yapıldı onun beraber adına. Evet. Biz de kıymetli hocamın şiirlerinden aktarmıştık. Hocam siz de şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bu şeref bize ait. Allah hayırlı uğurlu etsin. Gerçekten ev sahipliği yaptı başkanım. Ben söylemeden hemen konuğumuzu Allah razı olsun teşekkür etti. Evet, şimdi arkadaşlar sordular, Malatya'ya sık sık geliyor musunuz? Malatya benim ikinci şehrim, yani Erzurum'dan sonra. Çünkü fahri hemşehrisiyim ben Malatya'nın. Ha, maşallah. Tabii 1999 yılında Belendiye Encümen kararıyla fahri hemşehriliği Berat'a almışım. Ha, aldınız mı? Ondan sonra o zaman Malatya'ya gidip geliyordum sık sık. Malatya Esenlik Şirketlerinin organizasyonuyla ilgili o zamanki belediye başkanımız davet etmişti, yapıyorduk. Sonra Malatya Şiirleri Yarışması düzenlendi. O yarışmada jürideydim ben. Yarışmadan gelen şiirler hoş şiirlerdi ama bir şiirde artık Malatya benim içime girdi, bir şiirde ben yazayım demiştim ve bir şiir yazmıştım Malatya ile ilgili. Ondan sonra Münir Bey, o zaman belediye başkanı Münir Erkal, sağ olsun şiiri okuyunca çok duygulandı. Encümene götürmüş, demişler ki bu bizim hemşehrimiz. Berat verelim. O şiiri tekrardan sizin ağzınızdan dinlemek inşallah isterim hocam. Bizim için bir şey oldu yani. Okuruz. Nurullah Malatya Genç Duyguları diye bir şiirdi. Yani Malatya'yla da benim irtibatım bir hali fazla. Ama söylediğiniz program da hakikaten çok güzel olmuştu. Bir defa gecesi yapmıştım Malatya. Büyük bir salonda tam, beraber olmuştuk. Tam hemşerilik yapmış tabii, hocam yani. Tabii, ben onu bilmiyordum, sizin fahri hemşehri olduğunuzu. Ben orada da Malatya Duyguları şiirini okudum yani o programda. Evet. Seyfullah Kartal vardı. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir Ramazan programında. Çok kıymetli başkanımıza, Malatyalılara, Yeşilyurt'ta ikamet eden kardeşlerimize buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Cenab-ı Hak Ramazanlarını kabul eylesin, oruçlarını. Amin. Bayrama eriştirsin, nice bayramlara inşallah. Nice bayramlara inşallah. Ülkemizi bütün dünyaya hakikaten timsal olabilecek, emsal olabilecek çok güzel bayramlara kavuştursun. Amin. İnşallah. Evet, inşallah. Hemen sırtımızı vermişiz payitaht. Evet. İnşallah Allah Teala yine böyle yeryüzüne Anadolu irfanını, hem tabii, İslam'ın o Efendimiz'e has ahlakını temsil etmeyi yine Allah Teala nasip buyursun. Evet. Hocam yani herkese şeyler takılı, mahlaslar verilir ama siz anılınca yağmurun şairi diye anılıyorsunuz. Eyvallah. Yani naatın şairi, sonuçta yine bir Peygamber Efendimiz'in şairi. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Sizin şiirlerinizi okurken şöyle bir his oluşuyor. Şimdi mermere yazılmış bir yazıyı elinizle silemezsiniz. Sizin şiirlerinizde de herhangi bir kelimeyi çıkarıp hani onun yanına bir anlamdaş bir kelime koyalım deseniz bütünlüğü bozuyor. Evet. Yani Mimar Sinan işte bir eser yapıyorsa hani bir tuğlasını çekseniz belki bütün sistem bozulacak. Çok mu üzerinde duruyorsunuz? Yani evet. O zaman şiiri yazmanız çok mu uzun sürüyor? Şöyle... Gerçekten de bir mimari eser gibidir şiir. Yani köşe taşından işte temeline kadar diye bir kubbesinden en ince detaylarına, o iç işlemelerine kadar şiirin üzerinde durmak zorundasınız. Şiiri kendisine yüklediğiniz anlamla doğrudan alakalı kelimelerle bütünleştirmezseniz kelimeler sırıtıyor. Yani orada uygun olmadığını size hissettiriyor. Bu yüzden ben çok dikkatli bir şekilde bütün şiirlerimi incelemeye çalışıyorum. Yazarken çok fazla üzerinde duruyorum. Hatta
aradan diyelim ki 5-6 yıl geçiyor. Bakıyorum ki o şiirde o gün uygun kelimeyi bulamamışım. Yani daha uygun bir kelime var. Onu oraya koymaya çalışıyorum. Hala üzerinde devam ediyorum çalışmaya. Bununla ilgili de Erzurum'da yaşadığım çok güzel bir hatıra var. Sorunuzun tam cevabı çünkü. Evet hocam. Hemşin Pastanesi vardır Erzurum'da. Orada oturuyorum, böyle kağıda bakıyorum. Bir kelime var şiirde. 6 aydır yerine kelime bulamıyorum. Uygun kelime değil çünkü. 6 ay olmuş. Allah Allah. Evet. Allah rahmet eylesin. Yayıncı Mahmut Balcı o zaman bizim birey yayınlarının sahibi. İkide bir arıyor, hafta geçmeden arıyor. Hocam diyor, kitabı çıkaracağız artık, şu kelimeyi bul da yani kitap. Çünkü uygun kelime olmadan o kitap çıkmayacak dedim. Şiirin o iki mısrağı şöyleydi. Çöl Acıları diye bir şiir. Ufacık bir kalbe sığar mı benim, denizleri tutuşturan gözlerim. Denizin de kenarındayız. Evet, evet. Denizleri tutuşturan gözlerim ufacık bir kalbe sığar mı diyor. Ama ufacık kelimesi olmuyor. Yani ufacıkla deniz uyuşmuyor. Yani başka bir şey olması lazım. Kalple de. Tabii uyuşacak. Evet. Minnacık dedim olmadı, küçücük dedim olmadı, ufacık dedim olmadı. Belki 20'ye yakın kelime yazdım. Olmuyor. Mahmut Balcı iki debe arıyor. Hocam kapak hazır, her şey hocam, hazır. Hocam bir kelime yani. Tabii çıkaracağız. İnanın 6 ay geçti yani. 6 ay dedim yok. Hocam sana bir hafta, artık bu kelimeyi bul, bize gönder. Ya yeter dedi, yayınlayacağız. Yoksa ben yazacağım o kelimeyi. Yoksa biz böyle çıkaracağız dedi. Gittim şeye, Hemşin Pastanesi'ne oturdum. Böyle düşünceli bir şekilde, Allah'ım bana bir kelime nasip et. Şunu bir yazayım falan diye. Bir hanımefendi kalktı, yanıma geldi. Hocam tanışabilir miyiz dedi. Buyurun dedim. Ben Nurullah Genç hocam. Ben sizi tanıyorum. Ben de dedi işte Funda Koçer dedi. Buyurun Funda Hanım. Oturdu. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dedi, araştırma görevlisiyim ben. Ne güzel maşallah. Hangi bölümdesiniz? Grafik bölümünde dedi. Ya ne güzel dedim. Alt başlığı var mı ana bilim dalı falan? Minyatür dedi. Ya dedim bir dakika. Dur. Ne dediniz dedim, minyatür. Minyatür kalbim. Minyatür bir kalbe sığar mı benim, denizleri tutuşturan gözlerim diye düzelttim. Telefona koştum, Mahmut Balcı'yı aradım. Mahmut dedim, minyatürü yaz, kitabı çıkar. Çıkar, geldi. Hanımefendi şaşırdı. Ne olduğunu anlayamadı. Oturdum, hocam ne oldu dedi. Hikayeyi anlattım. 6 aydır Cenab-ı Hak sizinle gönderdi kelimeyi. Yani 50 tane sözlüğe baksam onu yakalayamam orada ben. Ama minyatür bir kalp. Minyatür küçükte büyüğü ifade ediyor çünkü. Evet. Ve çizgileri yuvarlak, kalbin çizgileri. Minyatür bir kalbe sığar mı benim, denizleri tutuşturan gözlerim? Hanımefendi dedi ki, hocam izin vermiyorum o kelimeyi kullanmanıza. Niye dedim? Benim minyatürümü kapağa koyarsanız dedi, o zaman olur Allah dedi. Allah Allah. Tabii hemen kalktım, Mahmut'u aradım. Mahmut dedim, yani kapak fotoğrafını değiştir, sana bir hafta içinde bir minyatür gelecek. O minyatürle kitabı çıkar. Çünkü kapağı da hazırlamıştır tabii, Mahmut Bey. Tabii, o kardeşimizden minyatürü aldık. Verdik o zamanki şartlarda, işte Mahmut Balcı'ya gönderdik. İlk baskısı o minyatürle çıktı. Yani bir kelime bile, bakın ya, ne kadar zahmetlerle bazen oluşuyor. Yahya Kemal için de söylerler ya, 5 yıl beklemiştir filan diye. Hatta şöyle, o dönemde gazete üstadın yeni şiiri diye haber yaparmış yani. Tabii. Haber niteliği taşıyormuş. Şimdi yani. Hem tabii samimiyet var. Evet. Hem emek var. Tabii, emek hem var. Bir sabır var. Hem aynı. De böyle aynı. Bu emeğin neticesi Allah'ın böyle gönderdiği güzel bir hediye var. Evet, bereket veriyor yani, Cenab-ı Hak o zaman o şiire bereket veriyor. Yani şiir masa başında oturulup yazılan bir metin değil aslında. Hocam bir arka planı kültür olması lazım. Yani içinde sizin işte Türk dili var. Bir de Osmanlıca'yı evet, içine alan Farsçası, evet, evet, Arapçası, evet, evet, Türkçesi, efendim Kürtçesi. Yani dil, bir de yazıldığı dönemin kültürünü de siz tabii taşıyorsunuz. Tabii. Yani şu an belki üçüncü kuşak sizi okuyor. Yani hakikaten şöyle şükrediyorum. 40 yıldır ciddi manada emek veriyorum. 40 yıllık arkadaşlarım da okuyor. 15 yaşında, 20 yaşındaki öğrenci de okuyup gelip, ya hocam ezberledim bu şiirinizi diye söylüyor. Bunun arkasındaki sebep, temel neden, şiir yazmış olmak için bir şiiri falan yazdığımız yok. Ama yüreğimizden akmaya başlayınca, hani Menemenizade Tahir'in çok güzeldir, yürekten akıp gelmeyen şiir olmaz diyor. Akmaya başlayınca biz de onu biraz terbiye etmeye çalışıyoruz, işte minyatür kelimesinde olduğu gibi. Bu sefer kalplere tesir ediyor. Bu sefer yürekte yer ediniyor. Az önce işte Twitter'da bakıyordum, birisi bir mesaj atmış. Diyor ki, yani ben diyor Nurullah Genç şiirlerinden bir türlü kurtulamıyorum. Birileri bana işte Nurullah Genç ile ilgili, ya şiiri nedir filan dedi. Olumsuz şeyler söyledi.
Ama bir şey olmasaydı benim yakamı bırakırdı. Bu şiirler benim yakamı bırakmıyor bir türlü. Ben bu şiirlerle yaşamak zorundayım falan diye bir mesaj yazmış. Yani sanki şey var. Sanki kurtulmak da istiyor yani. Tabii, hayır, bu beni böyle demek çok ki yani, etkisi altına alıyor. Muhalif bazıları olsun, onlar da bizim kardeşimizdir. Şiiri herkes sevecek diye bir şey yok. Tabii. Bir şeyler söylemişler, onlara yazmış. Diyor ki siz diyor bir derinliğine girmeye çalışın diyor. Sizin de yakanızı bırakmayacak da siz farkında değilsiniz şu anda diyor onlara. Böyle bir arkadaşlarına mesaj atmış. Bu kardeşimiz muhtemelen 16-17 yaşında yani işte lise çağında birisi. Ama 80 yaşında olup da Yağmur'u ezberden okuyan insanlar da var bu ülkede. Allah'a şükrediyorum. Hocam zaten şey başlıyor ya. Biz emek verdik, Rabbimiz de böyle bir karşılık verdi bize. Bir kere mesela ben okumaya başladığımda var edenin adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o bütün heybetini hissederek başlatıyor, evet. Yani ifade. Evet. Yani öyle dolu, öyle böyle evreni içine kalacak kadar büyük bir heybet, bir müthiş bir duygu. Yani o duyguyla birlikte başlıyorsun, daha ilk hecede elinden tutuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini dolaştırıp getiriyor. Şimdi bazı kardeşlerimiz mesela şiir yazıp gönderiyorlar. Abi bir bakar mısın diye, ama şunu düşüyorlar. Geldiği gibi yazdım. Yani ne geldiyse öyle. Böyle gelmez. Yani şiir böyle olmaz. Tabii. Yani onun için ben size o örneği verdim. Tabii. Ki hocam. Bir mimari eser ortaya, evet, çıkarıyorsunuz. Binlerce yıl ayakta kalacak o. Ama sanki bir taşını çekseniz Yıkılacak gibi duruyor. Gibi. Evet, yıkılacak, evet, gibi duruyor. Mesela Yağmur'la ilgili şunu söyleyeyim. Hani 3 ay bir odaya giriyorsunuz. Bütün mısraları duvarlarla konuşarak içinizden geliyor, söylüyorsunuz, yazıyorsunuz, düzeltiyorsunuz tekrar. Ya bütün bir İslam tarihini, Hazreti Adem'den bugüne gelen bütün bir İslam tarihini, peygamberler tarihini, Osmanlı tarihini, Selçuklu dönemi, İslam Müslümanların yükselişini, Müslümanların düşüşünü. 3 ay içerisinde bir insan o bir duvarla konuşuyor. Duvarla konuşuyor. Evet. Yani Hazreti Peygamber'in dedesinin Abdülmuttalib'in alnından, Sibir Dağı'ndan Kabe'ye yansıyan ışığı, Mekke'ye yansıyan ışığı görüyorsunuz orada. Ebrehe'nin fil ordusunu görüyorsunuz. Yani o Kabe'nin sahibi korur, ben develerimi istemeye geldim diyor. Ondan sonra diyorlar ki dua et işte bu adam zarar vermesin. Onun sahibi vardır diye. O anda bir ışık yansıyor. O peygamberimizin ışığı yansıyor ki. Bunları o duvarda görmeye başlıyorsunuz. Okçular Tepesi'ne. Geliyorsunuz İstanbul'a, Abdülhamit Han'a. Osmanlı yıkılıyor. Devlet yerle bir olacak. Onun çırpınışlarını, kalbinin vuruşlarını hissediyorsunuz. Yani bir 3 ay içerisinde bütün bunlar, daha arada yüzlerce detay var yani, ayrıntı var. Sizinle beraber duvarlara çarpıp çarpıp size dönüyor. Ve şiir öyle ortaya çıkıyor. Var edenin adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca kentesi bir dağından diye yüreğimizden akmaya başlıyor. Şimdi kardeşlerimiz şiire böyle bakmalı. Evet. Temel 5-6 tane unsuru var. Bunlar bir araya gelmeden şiir olmuyor. Dili iyi bilecekler. Arkasında bir ilim, irfan, kültür olacak. Fuzuli diyor ya, şiir dahi kendisi bir ilimdir. Şiir hem ilimdir hem de ilimlerden şiir için yararlanır insan. Yani ilimler, evet, arka planını oluşturur. Ahenk olacak, ilham olacak. Yani bütün bunlar şiirin unsurları zaten. Biçim olacak. Yani ona rastgele bir şey yapamazsınız. Tabii. Serbest bile olsa onda bir ahengin olması lazım. Ona bir şekil vereceksiniz. Tabii. Bir de ben, evet, merdiven diyorum. Eskiler yüzlerce naat yazmış. Ben yani Yağmur'u yazdığım dönemde 55-56 tane dünya, ya İslam tarihinin çok büyük naatını inceledim. Devasa şiirler hepsi. Siz bir şey yazıyorsanız onların üzerine bir şey koymak zorundasınız. Koymalısınız. Onları tekrar ederseniz bir anlamı kalmaz ki, ya da aşağıda bir yerde kalırsa. Yani merdiven de şu, sizden öncekilerin yazdıklarını iyi bileceksiniz ki onların üzerine bir şey ekleme imkanına sahip olasınız. Gücünüz yetiyorsa. Tabii. Onların yani kokusu olacak. Şiir kabiliyetiniz, ama şairlik gücünüz yetiyorsa oraya bir şey ekleyesiniz. Şimdi bütün bu emeği vermeden, bu çileyi çekmeden, benim gözlüklerim yani ameliyat olduğumda 8,5 numaraydı. Ya şu gözler 8,5 numaraydı. Göremiyordum artık bir şeyi. O emeği vermeden, okumadan, incelemeden, üzerinde durmadan Cenab-ı Hak size vermez. Böyle büyük bir başarıyı size. Her alanda böyledir. Evet. Şimdi evet, kardeşlerimiz, evet, geliyorlar. Hocam ne hoş yazmışsınız. Ben de onlara şunu diyorum.
ne hoş çilesini çektim biliyor musunuz onu ya? Ya. Zahmet olmadan. Çok güzel bir zahmet çektim. Rahmet ya. Olmadan yani. Ne sancılar. Hala çekiyorum ya. Hala bir şey yazıyorum, onun çilesiyle uğraşıyorum. Ama bu olmadan söz kalıcı olmuyor zaten. Bunu niye yapıyoruz? Yani Cenab-ı Hak bize böyle bir sanat yeteneği vermiş insana. Değil mi? Sıfatlarının yansıması. Cenab-ı Hakk'ın sübuti sıfatlarından olan kelam sıfatının yansımasıdır şiir. Şimdi Allah bize bu sıfatı yansıtmış. Biz Batı medeniyetinin sanat anlayışında olduğu gibi tabiatın yaratıcılığına inanmayız. Tabiat yaratılmıştır çünkü. Evet. Mimesis bizim sanat anlayışımız değildir. Biz Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından doğan bir sanat hakimiyetinden söz ediyoruz dünyada. O zaman ben bu sıfatın gereğini, bendeki yansımasını iyi yapmalıyım. Yani bütün dünya insanlığına bir sözüm olmalı benim diye uğraşıyorum. Muhammed İkbal de böyle uğraşıyordu. Tabii. Mehmet Akif de böyle uğraşıyordu. Necip Fazıl da anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış diyordu sonunda. Bizim vazifemiz bu. Evet, Allah razı olsun. Böyle bilmesi lazım. Çok evet. Çok teşekkür ediyorum ama genç kardeşlerimin özellikle şiirle meşgul olan, edebiyatla meşgul olan. Aslında yani şiir öyle bir şey ki şairler örnek alınarak nasıl konuşulacağı öğrenilir. Tabii. Yani yoksa şiirle meşgul olmak demek şair olmak demek değil. O da çünkü bir üstattır. Yani bir ressam renklerle ve fırçayla resim yapar başkanım. Bir şair harflerle, kelimelerle resim yapar. Evet. Ve içindeki o resmi ortaya çıkarır. O da yani işte ne bileyim Picasso'lar konuşulur. Sanatın neticesi aslında. Şimdi, evet. Çok şimdi enteresan bir şey söyledin. Sunar kardeşim, benim fotoğraf sanatıyla da biraz bir ilişiğim var. Evet, şimdi hatırladım hocam. Fotoğraf sergilerine katıldığım bir hayli, aşağı yukarı 30'u aşkın ülkede 300'ün üzerinde fotoğrafım sergilendi. Çok şükür. Maşallah. Altın madalya dahil birçok ödüller aldım fotoğrafta. Şimdi benim fotoğrafla ve şiirle ilgili konferansımın adı ne biliyor musunuz? Az önce sizin söylediğiniz ifadenin özeti. Öyle mi? Görünenin şiiri fotoğraf, görünmeyenin fotoğrafı şiir diye. Oo, dediniz yani şiirle evet, resim yapar evet, diye. Evet, evet, evet. Görünmeyenin kelimeler fotoğrafıdır şiir. Ama o fotoğrafı düzgün çekemiyorsanız, taşlar yerine oturmuyorsa şiir fotoğraf olarak kalmıyor. Çünkü bir sinematografik bir görüntü silsilesi oluşturmuyor insanın evet, dünyasında. İz düşümü kalmıyor. Okuyup geçiyor kişi. Ama bazı şiirler var ki okuyup geçemiyorsunuz. O sizde kalıyor, o görüntüyü oluşturuyor. Yerleşiyor. Tabii. Tabii. Yani havaalanında bir delikanlı geldi. Hocam tanışalım. Elazığlı bir kardeşimiz, olur dedim. Hocam bana bir beyit söyleyin dedi. Ya dedi, bende kalsın. Allah'a dayan, sağa sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol dedim. Hocam bu kimin dedim, Mehmet Akif'in dedim. Hemen gitmiş paylaşmış, ben bunu dolabıma yazdım diyor. Şimdi bakın, onun dolabına yazdığı şey benim de 19 yaşımda dolabıma yazdığım beyitti. Yani bir şiir nasıl görüntü oluşturuyor Allah insanda Allah, fotoğrafını evet, meydana getiriyor. Böyle bakmak zorundayız. Bize yıllardır bu ülkede sanat camialarında yöneltilen bir eleştiri vardır. Yani İslam hassasiyeti olanlar şiiri bilmez, sanat bilmez. Hayır hayır. Biz aslında çok iyi bilirdik de çok güçlü bir sanat anlayışımız vardı. Eskiden bize gelen Levnilerle, işte minyatürlerle, dede efendilerle, musikiyle, şairlerle, fuzulilerle, bakilerle. Ama bu yıkılıştan sonra bizim damarlarımızı kopardınız siz. Bazı damarlarımızı çok fena kestiniz yani, çok kan kaybettik. Yeniden kazanıyoruz o damarları, meraklanmayın. Şiirin, sanatın en üst düzeyi bizde vardır. Neden? Biz hem fiziki dünyayı hem metafizik dünyayı en etkili şekilde kullanan, yeryüzünün gerçekten hem kainatın geçmişine baktığında nereden geldiğini kavrayacak kadar kainatın yaratılış içerisinde var olduğuna inanan, hem de büyük yaratıcının, kainatın sahibinin varlığıyla onun her şeye hakim olduğuna inanan, bu dünyanın bittiğinde bir başka dünyanın başlayacağına da %100 emin olan insanlar olarak bizim sanat anlayışımız Allah'ın kelam, basar ve sami sıfatlarından doğan resimde, yani şu fotoğrafta, musikide ve şiirde çok üst düzeydir. Ama siz bu çizgiyi biraz anlamakta zorlanabilirsiniz. Gelecekte bunun çok daha güzel misallerini bu ülkede görecekler nasip olursa. İnşallah. Evet. Yoksa işte bir maymunun ileri formu, gelişmişi diye kendisini evet, sunan, sonunda da yok olacağını bildiği bir hayatın çıkarabileceği bir sanat yok ki. Öyle bir şey yok. Anca beni yaratan büyük bir güç, kudret var.
bütün evreni yaratan ve sonunda da onun huzuruna gideceğim. Ve gördüğüm her şey de onun sıfatlarının isminin bir tecellisidir. Evet. Yani bundan daha ileri görüşlülük olabilir mi Sayın Hocam? Şimdi Sabahattin bir şey daha söyleyeyim, başkanıma tamam, dönelim. Konuyla alakalı olduğu için sonra dönemeyebiliriz. Kardeşlerimiz için de önemli diye düşünüyorum. Yani izleyen gençlerimiz, delikanlılarımız. Şimdi son zamanlarda ateizm, deizm falan çok fazla meşgul ediyor insanların kafasını. Bir batılı filozof ateistin çok güzel bir sözü var. Daha sonra dine dönüyor bu adam. Ama muhteşem bir benzetmesi var. Bu sanat için de geçerli. Diyor ki, kainatın kendi kendine olması ya da bir hücrenin kendi kendine evrim geçirmesi şu ihtimalle eşdeğerdir. Eğer diyor bu dünya insanlığı bir hurda yığını içerisindeki metal parçalarının bir fırtınayla havalanıp gökyüzünde kendi kendine bir Boeing uçağı olacağına inanırsa bir hücre de kendi kendine bu evrimi geçirebilir. Buna da inansın, eğer ona inanıyorsa. Ona inanıyorsa buna da inansın. Ne o kendi kendine olabilir ne de sanat kendi kendine olabilir. Hepsinin sahibi Allah'tır. Evet. Bunu asla unutmayalım. Amin. Tabii. Allah razı olsun. Başkanım, Ramazan dışı da tabii siz hizmetle anılıyorsunuz. Yani mesela bir sanatçı, kıymetli hocam sevenleri hep yanındadır yani. Ve sürekli sevenleri çoğalır. Ama sizde hep şey vardır yani, işte bir yanlış yapsa da efendim ya da işte şu eksik, bu eksik filan diye sürekli o gözle bakılır. Onun için de siz daha çok tüm insanlığa ayrım yapmadan hizmet eden bir konumdasınız, makamda. Ramazan'daki Yeşilyurt halkının, mutlu insanların şehri Yeşilyurt diyoruz. Evet, gerçekten. Evet. Mutlu olmaları için neler yapıyorsunuz? Bu Ramazan'da değişiyordur mutlaka. Diğer aylarda neler yapıyorsunuz? Yani ben şöyle başlayayım. Doğrusu ekran başındaki izleyicilerimiz de biz de bugün çok şanslıyız. Yani ülkemizde şu anda şiiri en iyi yazan şiir üstadı, evet, ve en iyi okuyan şiir üstadlarının arasında bizim haliyle böyle edebi ve şiirsel yönümüz çok çok böyle gerilerde kalır. Biz de acizane bir Anadolu şehrinde yöneticiyiz. Hocam tabii çok güzel bir şekilde bahsetti. Kesinlikle bir şey eğer nasip olacaksa o gelip sizi mutlaka bulur. Eğer bir emeğiniz, bir mücadeleniz, bir çalışmanız, bir arzunuz varsa bize de Rabbim Yeşilyurt gibi güzide insanların, güzel insanların şehrine hizmet etmeyi nasip etti. Ben bunun için hep şükrediyorum. Allah'a binlerce kez şükürler diyorum. Yani eğer bir imtihansa Rabbim bu imtihanı başarılı bir şekilde neticelendirsin. Ama çok güzel insanlarla da tanışıyoruz. Çok güzel işler de ortaya koyuyoruz. Belediyecilik tabii ki sadece fiziksel anlamda yoldur, kaldırımdır, parktır, bahçedir, çevre düzenlemeleridir. Bunlarla sınırlı değil. Bunlar sadece işin bir parçası. Ama insanların ruhuna dokunan, insanları farklı yönlerde düşünmeye sevk eden, insanların farklı beklentilerini de karşılamak gerekiyor. Bizim Yeşil Konak adını verdiğimiz mahallelerde halkla buluştuğumuz mekanlarımız var. Gençlik merkezlerimiz var, millet kıraathanelerimiz var. Açtıkça daha fazlasını açışımız geliyor, daha fazla açmamız gerektiğine inanıyoruz. Ki şu anda 20'yi geçti Yeşilyurt genelinde. Ben 1. Millet Kıraathanesini açtım. Baktım ki insanlar gidiyor, alıyorlar, okuyorlar, soruyorlar. Yani en azından böyle herkesin bir arada ders çalıştığı, kitap okuduğu, bir araya gidip o diğer işlerini bırakıp kitapla haşır neşir olduğu mekanlarla ilgili ilçede eksiklik var. Onu kurduk. İşte gençlik merkezleri hakeza, yani orada herkese yönelik faaliyetler var. Herhangi bir alanda kendini geliştirmek isteyenlere biz alan açıyoruz. Toplanıp da bir kurs açma talebinde bulunanlara kurs açıyoruz. Müzik kursundan Kur'an-ı Kerim kursuna, çeşitli el sanatlarının öğretileceği kurslardan
Yine sosyal anlamda gençlerin sosyalleşebileceği etkinliklere kadar her türlü imkanı sunuyoruz. İşte yürüyüşler, kamplar, bisiklet turları, gezi turları, bunlar her biri aslında birer kültürel etkinliktir. Kent konseyimiz bünyesinde mesela yazar öğrenci buluşması adı altında güzel bir organizasyon yapmıştık. 110 yazarımızı her defasında geldiği zaman da yaklaşık 1000 kişilik öğrencilerimizle okullarımızla buluşturduk. Buradaki amacımız da o kitabını yazan yazarımız o kitabının yansımaları görsün. Nasıl oluyor, o çocuklar görsün, birebir o yazarla buluşsun, sorularını sorsun, öncesinden kitabını alıyoruz, dağıtıyoruz çocuklarımıza. Onlar da yazarımız geldiği zaman kendileriyle hem böyle bir sohbet ediyor, hem de onların o kitabı yazarkenki duyguları, düşünceleri, o zamanki dünyası, yazım anındaki belki başından geçen olaylarla ilgili detaylı bilgilendirmeler veriyor. Tabii Yeşil Yurt'ta şunun eksikliğini gördük biz, yani kültürel anlamda maalesef gerilerdeydik. İşte açığını, eksiğini bu şekilde sizler gibi üstadlarımızın da desteğiyle inşallah kapatacağız, azaltacağız en azından. Çünkü insanların ruhuna dokunmak lazım. Onları farklı işlerle de yönlendirip onların o cevherini de ortaya çıkartmak gerekiyor. Bunlar da belediyelerin aslında asli işlerinden. Yoksa işte Ramazan'da çeşitli etkinlikler yapıyoruz, yani her yerde yapılıyor. Tabii, tabii. İşte iftar öncesi, iftar sonrası, hatta eğlence yapanlar var. Çeşitli böyle o bölgenin yerel anlamda ileri gelen yazarları, şairleri, sanatçılarının falan da olduğu organizasyonlar oluyor ama bunu küçüklükten itibaren çocuklara aşılamak, o çocukları yönlendirmek, onların temelden bir alanda uzmanlaşıp kendilerini geliştirmelerini temin etmek herhalde tarifi olmaz bir mutluluk diye düşünüyorum. Mutluluk veriyor, evet. Ruhlarına dokunan dediniz ve hemen tabii musikinin ruhlara dokunan bir yönü var hocam. Sevgili Emrah, zannediyorum sen de sohbetin içinde musikiyi de hissettin, şiiri, edebiyatı da hissettin. Evet. Ben açıkçası ya, sevgili Emrah Güneş programımızda sazendelerle birlikte, sevgili Burak, Berat ve Emre ile onların eşliğinde güzel eserler takdim ediyor. Fakat bugün sohbet öyle bir hale aldı ki hocam, İşin içinde musiki de sanki o ihtiyacı da karşıladık gibi. Emrah'tan ama yine de bir eser dinleyelim hocam, yani müsaade ederseniz. Noksan bir tarafımız var, evet. Dinleyelim. Evet. Tamam. Bir böyle evet. İftara uygun. Evet. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah.
kanat vururum, döner dururum, yanar kururum pervanemiyem. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum pervanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Resulallah. Gönlüne sağlık. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sevgili kardeşlerime de. İnşallah birazdan Nurullah Genç hocamın bir şiirini bulmuşum. Ona çok güzel böyle bir efendim fon sizin sizle birlikte inşallah okuruz. Sevgili hocam, bir kitap bu, evet, denemelerden oluşuyor. Omuzlarımda ben size... dünya benim hatıralarımın bir kısmı. Peki daha önce yani böyle yazdığınız var mıydı hocam? Yani hatıra olarak zaten yazmadım. Bu arkadaşlar kaydettiler, çözümlediler. Ben işte biraz tahsihte bulundum. Kitap haline getirildi. Çünkü ben hep şiir kitapları olarak, evet, yani zannediyorum benim gibi herkes. Tabii şiir kitabı ama romanım da var benim. 3 tane yayınlanmış romanım var. Evet. Onların da yeni baskıları yapılacak. Bir 25 senedir yoktu baskıları. Ha. Yollar Dönüşe Gider, bir Sibirya Hatıraları dedemin. Tutkular Keder oldu. Bir de İntizar şu anda baskıda zaten. Maşallah, yeni bir romanda elimde. Siyah Gözlerine Beni de Götür şiirinin romanını Allah şu Allah anda bitirmek üzereyim. İsmi Siyah Gözlerine Beni de Götür mü? Evet. Çok güzel ya. Bu maşallah. Kitap da Omuzlarımda Dünya benim çocukluk, ortaokul, lise, Yağmur şiirinin hatırası da burada var. Yani Yağmur'un nasıl yazıldığını da anlattığım bir hatırat kitabı bu. Şimdi hatıraların bir kısmı böyle televizyonlarda falan yer alınca internette yayın evleri basmak istediler. Bizim yayın evi de hemen bir an önce bir ekip gönderelim dedi. Bir kaydedelim. Şu ana kadar gelen şeyde tepkiler, intibalar da çok güzel. Çok güzel. Öğrencilerin Kibaş yayınlarından, çok güzel şeyleri var. Evet. Kibaş yayınlarından çıkmış. Evet, evet, 2021. Evet. Taze derler ya, fırından yeni çıktı hocam. Evet. Omuzlarımda Dünya. Tabii kitabı okuyan şunu hissedecek. Yani Nurullah Genç bu şiirleri hangi altyapıyla yazdı? Bunu anlayacak. Hele zannediyorum şurada köy odası, bitecekler hocam. Köy odasında hocam okunan siyerler, siyret-i nebiler, şiir fasılları, hani daha önce size anlattım. Tabii, evet. O oradan başlayıp gelen bir geçmiş var. Yalnız başkanım, evet, şu var. Bir ömrün durakları, tren garları. En son bir kıymetli hocamın bir programında ben onu dinlemiştim. Tren garlarında, yani Nurullah Genç bu şiirler nasıl ortaya çıkıyor? Erzurum tren garında geçen saatler var, gecelerimiz var. Evet. Hastane koridorları gibi. Tabii. Ne sancılarla ortaya gelmiş. Ha. Buna çok sevindim hocam. Bir, yani bir çırpıda okunabilecek şey. Evet, inşallah. 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 Bunu ben şöyle bırakayım. Okuyucuların aşağı yukarı ortak şey şu ifadesi. Bir kitapta bu kadar mı? Hem ağlanır hem gülünür. Hem gülebileceğiniz tarafları var, hem böyle hüzünlenebileceğiniz tarafları var. Hatıralar böyle çünkü. İnşallah. Yani şeyden de bahsetmiş misiniz hocam? Ayakkabı boyacılığı. Yaptınız mı? Yani ya, tabii. Ben şimdi yaptığım işler ayakkabı boyacılığı, fırıncılık. Yani iyi fırın ustasıyım ben. Yani 10 sene fırınlarda çalıştım. Öyle mi? Tabii. Ekmek pişirdim, burkarlık yaptım, pidelere tırnak vurdum, ekmek pişirdim. 3 ay bulaşıkçılık yaptım, kovuldum lokantadan. Ama inşaatlarda çalıştım. 4 yıl İmam Hatip Lisesi'nde boyacılık yaptım. Parasız yatılı bir köşede. Babamın beni okutmak için paralı yatılıya verdiği ve sonradan çocukların, muhtaç çocukların taksitlerini karşılayın diye hediye ettiği 10 koyun, yani 7 koyunu harcadığımız 3 koyunla beraber boyacılık parasıyla alıp babamın ağrına götürmüştüm. O televizyonlarda falan yayınlanınca çok etkili oldu. Hmm. O da var burada. Boyacılık yaptım. İnşaatlarda çalıştım. 2 defa boya sandığım kırıldı. Bir ortaokulda, bir de üniversitede siyasi bir kavganın ortasında kaldım. Geceleri fırında çalıştığım için Erzurum'da bazen yurtlar kapanırdı, dışarıda kalırdım. O 12 Eylül'den sonra 18'den itibaren kapatırlardı kapıları. Fırında da gece çalışıyorsunuz. Ben saat 9'da 11'de çıkardım, yurt kapalı. Erzurum tren garında bir arkadaşım vardı orada çalışan. Bana bir battaniye, bir yastık vermişti. 4 yıl içerisinde yaklaşık 100'e yakın geceyi
tren garında geçirdim. Bütün bunların hepsinin hatıraları burada var, kitapta var. Yaklaşık 7-8 meslekle de uğraştım yani. Maşallah evet. Bari. Çok güzel hocam. Yani kabaktaki iki fotoğraf tane... göstermiyor mu? Tarlada tabii çalıştım. Canım, tabii tabii. Kırpan çektim. Yani. Hatta evet. Sevgili kardeşlerimle şey yaparlar. Omuzlarımda dünya. Tam tırpanla girmişsiniz hocam bir yaz günü. Evet çalışıyordum. Bizim oğlum işte Numan diye bir oğlumuz var, o çekmiş. Şimdi neyse, Allah'tan biz, çekmiş. Biz olsak tırpanı elimizden alırız ama evet. Tutuşumuzdan belli olur o işi bilmediğimiz tabii, yani. Tabii. Yok ben çok iyi tırpan çekerdim. Hatta rahmetli babam dedi ki bu kadar zorlama kendini patlatacaksın. Yani böyle açılırdım. Rahmetli dedemden öğrenmiştim onu böyle. Çeker çeker gider. Onun böyle bir tutuş şekli var değil tabii, mi? Bir tekniği vardır. Ama o akşam nasıl rahat... Zor, ayağınızı kesersiniz yani Allah korusun. Hocam o akşam nasıl rahat uyurdunuz değil mi? Evet. Çünkü fiziksel evet. Bir şey, yorgunluk. Tabii. Ya mesela şiir yazarken uyusanız o tadı alamazsınız. Hayır. Çünkü beyin yoruluyor. Düşünebiliyor musunuz? 14-15-16 yaşlarımda Ramazan ayı Ağustos'a denk geliyor. Ya da işte Temmuz'a tabii, o sıcaklarda ben tarlada oruçlu bir şekilde tırpan çekerdim. O yaşımda yani. Ya. Yani hiç unutmam yani. Bir de tam o gençlik döneminizde tabii. Denk geliyor. Çünkü bizim daha çocuk olduğumuz tabii, zamanlarda tabii. Yaz dönemi. Yani benim dediğim işte 72-73-74'lü evet. Yıllar falan yani. O zaman şimdi iki tane kitabımız var hocam. Evet. Birini başkanıma, iftariyelik verelim. Birini başkanım omuzlarımda dünyayı imzalayacağım. Evet omuzlarımda dünya. Evet. Çünkü onu daha çok ilgilendiriyor yani. Evet. Her alandan çünkü herkese hizmet ettiği için. Hoşuna gidecek diye ben de siyah beyaz... Tabletler. Niye onu getirdim? Çünkü evet, bu hocam. Kitaptaki şiirler yani Dursun Ali Erzincanlı'nın sesinden çok güzel okunacak diye hayal ediyorum. Allah razı olsun hocam. Başından beri. Yani sizin benim için şeref şiir, olur. Okuduğunuz şiir tarzlarına çok yakın, uygun. Neyi anlatıyor? Bu meşhur tabletler var ya hani Sümer tabletleri. Evet. Sümer tabletlerinin 11-12 tanesi bugüne kadar çözülmüş durumda. O tabletlerden birer alıntı vardır zaten her şiirin başında. O tabletlerden yola çıkarak bizim tabletimizi yazmaya çalıştım. Yani Müslümanların Orta Doğu'ya vurduğu damga ama bugünkü hali, içine düştüğü hal. Bütününü, bütün bu serencamı kitapta ifade etmiştim. Benim okuduğum ve etkilendiğim ve beni etkisi altına alan evet. Tabletin yazısı şu, kırbanda her zaman... Temiz su bulunmalı. Evet. O işte o hangi tab kaçıncı tablet? Üçüncü tablet. Üçüncü tablette üçüncü Sümer tablet. Tabletinde yer alan ifadelerden birisi o. Onları şey yaptım yani epigraf olarak kullandım kitabı. Hocam kaç kitap oldu? Şu ana kadar 21 şiir kitabı oldu. 3 roman. Onun üzerinde mesleki eser. Yani toplamda 35 kitabı falan geçti yani. Hem maşallah. Allah hayır ömür versin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Şey, elimizde roman var. O bitecek. İnşallah. Başka şiir çalışmaları olacak inşallah. Efendim, ömrümüzün sonuna kadar çalışacağız. Bizde emeklilik diye bir şey yok. Tabii. Yani. Efendimiz buyuruyor ki ben hep şey derdim yani böyle 63 çok şey geliyor insana. Fakat sonradan 81 böyle bir büyüğe dayımın vefatı nedeniyle taziye için beni aradı. Sordu dedi kaç yaşındaydı dedim işte 77-78 80'i geçmiştir inşallah dedi. Dedim yani yakın ama diyor geçmiştir dedi. Baktım ısrar ediyor yani 80'i geçmiştir diye. Sonra düşündüm. Tabii baktım ki hocam 80 sonrası artık piri fani hükmüne giriyor insan. Evet. Ve Allah Teala o işte yaşlılık 63'te başlıyor. Yani 63'e kadar yaşlılık değil. Yaşlılık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla başlar yaşlılık. Ve o 80'e gelinceye kadar ilaçtı, tansiyonlu, şekerli yani sıkıntıları olur. O yaşadıkları günahlarına kefaret olacağı için 80'e gelince kendini tertemiz yapıyor i̇nşallah, yani. İnşallah, inşallah. Şimdi dün geçen bir hadis-i şerifle karşılaştım. Çünkü önemli olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne dediği. Bizim için güzel olan değil de. Efendimiz buyuruyor ki ömrü uzun ama ameli salih. Hayat ne güzel bir hayattır buyuruyor. Yani eğer salih amellerle doluysa bir hayat, toprağın altında beklemektense şu dünyada hizmet etmeye devam etmek,
daha şey kazançlıdır, daha karlıdır. Hocam gibi üstadlarımızın, hocalarımızın Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Amin, amin. Sizlere de başkan... Eskiler derdi ki haddi aştık. Yani sorarlarmış eskiden, yaşınızı lütfeder misin? Haddi aştık. Bunun anlamı şudur, 63'ü geçtik demektir. Haddi aşmak bu. Peki hocam, şimdi söz geçti ya, söyledim ya. Müsaade edersen ben okumak için can atıyorum. Ben yani. Bekliyorum yani, bakalım ne olacak diye. İnşallah şimdi ilk defa okuyacağım için. Tabii. Ola ki şey yaparsam, yok, yanlış yaparsam affınıza sığınıyorum. Bir de tabii yaşlandığımızda çok göstermek istemediğimiz için öyle yakın gözlüğünü falan da almamışım yanıma hocam. Üçüncü tabletimi okuyacağım. Evet hocam. Tamam. Siyah beyaz tabletler sevgili izleyiciler. Nurullah Genç hocamın bu kitaptan üçüncü tableti sizlere takdim edeceğim. Ama tabletimizin başında, ana asıl tablette, kırbanda her zaman temiz su bulunmalı. Bu başlıkla başlayacağız inşallah. Karıncanın ayakları kırılır. Tarumar ruhlara mühür vurulur. Neyinim? Beyaz gülümsüyorsun. Neyimsin? Siyahım viranelerde. Siyahım viranelerde. Hayalimde unuttuğun gelinlik, kırmızının olmadığı o yerde, nar ipiyle örüldü de giymedin. Sırtımda gezdirdiğim kıtaların yeşil bağları vardı. Kim sevdirdi bilmem sana sarıyı. Beni kim terk etti kahverengi? Eskiden kadınlar içini çekse, erkeklerin kemikleri ağlardı. Duyar mı gurbetten beni? Şiirin derdiyle yaşamayanlar bulur mu iltica denizlerini, vaka nüvisleri hallerimize? Asırlardır çölün alevlerinden İbrahim yükünü aldık hasretin. O ipekten ağlayan mendilleri doldurduk ölümün dağarcığına. Tunç ve mermer hamurunda yoğurup ağırlaştırdık renkleri. Beyaz sızıyor hecelerinden. Siyah ele verdi sende cümleyi. Harfler dar ağacında mahsur. İhtilal doğurup bende kelime çıktı karşısına divanelerin. Çığlıklar geliyor kitabelerden. Kalemim kanlı, başıma çöküyor tepeler, dağlar, başım dumanlı. Birimizin seher vaktini katamadık diğerine. Beyhude aradık çocuklar gibi uçurtmaları, belleğimizde volkanlara üfleyip söndürecek nefesi yitirdik. Sen var oldun tenhasında devlerin, ben hiçliğe bulaştım. Ne hiç kaldı bende, ne sende varlık. Elimizde, avucumuzda şimdi hain aldanmışlık ve ihtiyarlık. Çok güzel hocam. Çok güzel. Hani touch beat derler ya, benim için okuduğumda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür kardeşler, ederim hocam. Allah razı olsun o güzel sesinizle, şiiri. Touch beat şuydu hocam, yani beni vuran beat. Eskiden kadınlar içini çekse, erkeklerin kemikleri ağlardı. Şimdi ne aklıma geldi, orayı okuyorsunuz ya. Sosyal medyada da çokça paylaşıldı o bölüm. Eskiden kadınlar içini çekse, erkeklerin kemikleri ağlardı. Bizim dünyanın herhangi bir yerinden bir sözleşmeye falan ihtiyacımız yok. Evet. Bizim kadın erkek münasebetlerimiz içerisinde bu vardır. Yani kadın içini çekse erkeğin kemikleri sızlar.
Neden bu noktaya geldik? Bir düşünelim bakalım yani. Neden bu kadar merhametsizleştik? Kadınlar bize Allah'ın emanetidir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Biz önce annemizden sonra babamızdan söz ederiz. Duamızda önce anne sonra baba vardır. Babalar da bunu bilirdi. Ne oldu ki şimdi? Demek ki biz mana itibariyle bir şeyleri yitirdik. Onun için istiyorum ki bu cümleyi bütün erkeklerin hafızasına yazalım. Eskiden kadınlar içini çekse erkeklerin kemikleri sızlardı. Sızlaması lazım kemikleri. Evet. Bir anlamda tabii, değil mi hocam? Tabii. Böyle maneviyatımız gitti. Kaybettik, böyle ruhsuzlaştık. Saygı kalmadı. Evet. Kadın o kadar böyle çok kıymetlidir ki. Öyle büyük bir emanettir ki. Yani birinin canını yakacaksan kendi canını yakacaksın önce onunkini yakmadan. Nasıl dokunabiliyorsun? Yani nasıl elini kaldırabiliyorsun? Başımızın tacı onlar. Ya insan hiç sevmese bile, sevmediği şeyler yapsa bile, yani bir kadını ikaz etmenin, uyarmanın, ona hani iyiliği tavsiye etmenin yolları vardır. Ama şiddet de ne oluyor yani? Kırmak, dökmek, hele öldürmek de ne oluyor yani? Böyle bir şey olabilir mi? Allah hocam, bir insana haksız yere öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir diye buyururken. Hocam şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim. Mesela şimdi sizin bu yazdığınız nasıl etkiler bizi? Yani bir gençlik inşa edersiniz. Evet. Ama aynı zamanda bir zamanlar da yine yazılan böyle beyitler, ya benimsin ya toprağın, bu beyitlerin yetiştirdiği gençlik oluştu yani. Maalesef. Bu sözler bir insana 40 gün boyunca dersen hani derler ya, ha deli olur diye, olmasa da anksiyete bozukluğu başlar. Yani kaygı, acaba ben deli miyim değil miyim filan gibi şeylere başlar. Evet, evet. Şimdi ya benimsin ya toprağın mantığı. Öyle bir şey yok. Yani yok. Ne insanidir ne İslamidir. Hiçbir şey yok. Bizim dünyamızda yeri yok. Benim eskiden yazdığım iki mısra da yine çokça paylaşılmıştık. Bir kadın gülmeyi unuttuğunda saçlarından süzülürmüş acılar diye. Siz gülmeyi unutan bir kadının saçlarından süzülen acıları göremiyorsanız insanlığınızdan çok şey kaybetmişsiniz demektir. Evet. Oturun önce bir bunu düşünün. Şimdi ikisini peş peşe okuduğunuzda ne kadar farklılaşıyor durum. Tabii. Bir kadın gülmeyi unuttuğunda saçlarından süzülürmüş acılar, eskiden kadınlar içini çekse erkeklerin kemikleri sızlardı. Ya. Yani ikisini bütünleştirdik yani, tamamen hayat ailenin bozulmasıyla evet, ilgili bir durum. Geçmiş tabii, böyle tabii, çekirdek aile değil de daha geniş böyle babanın, dedenin, evet, kardeşlerin evet, bir evet, arada olduğu, biraz daha böyle bir düzenin, bir saygının, sevginin, hoşgörünün olduğu aile yapımız vardı. Şu an böyle bir şey kalmadı. Haliyle insanlar yalnızlaştı, tekleşti. Kimseye eyvallaha da kalmadı. Az çok böyle bir geliri olunca direkt resti de rahat bir şekilde çekebiliyor. Evet. Yani işte ben kendi İHŞ'mi kendim karşılayabiliyorum. Aynen. Aynen. Maaşım bana yetiyor. Kimseye eyvallahım yok deyip maalesef postayı koyabiliyor. Yani bunları aslında bilmiyorum. Hani bizim bu gelenekler tekrardan toplumumuza aşılamamız gerekiyor. Gerekiyor. Bu yönde eğitmemiz gerekiyor tabii, diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Başkanım o mutluluk vermiyor ki, tek başına param var eyvallahım yok. Mutluluk olmaz. Nedir peki? Evet. Ben şu sıralarda özellikle yine üzerinde duruluyor. İnsanımız kuşaklara bölünüyor. Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı var. Bizde 3 tane kuşak vardır. Dede, babaanne, torun. Yani. Nine, dede, babaanne, evet, torun. Bizde başka kuşak yoktur. Kuşaklar bizi ayırır, böler, parçalar. Birbirimizi anlamıyoruz. Sen X kuşağı, ben Y kuşağı, birbirimizden uzağız. Bu bizim metodolojimiz değil, bu bizim yöntemimiz değil. Uyanık olmak zorundayız. Söylüyorum, bakın belediye başkanısınız. Allah işinizi kolay kılsın. Yeşillik güzel bir yerde vazife yapıyorsunuz. Lütfen yani dede, nine, baba, anne, torun kavramlarını her yerde kullanalım ve geliştirelim. Yani bunları kaybediyoruz. Yani hocam ortadaki anne ve baba, dede, nine ile torunu birleştirmek zorunda. Tabii. O torunun geleceğini kurtarmak tabii istiyorsa. Ki. Tabii ki. Çünkü eğer biz kendimizi muhafaza edersek, ki Allah yardımcımız olsun, 10-15 yıl sonra dünyayı düşünemiyorum. Yani Avrupa'yı, Amerika'yı, başka yerler. Çünkü aile yapısı diye bir şey yok.
Bizimki de bozulursa zaten dünyanın dengesi gider. İyice yani. Kaybederiz. Ben neden deden yine diyorum biliyor musunuz? Hocam şeyde iftar vaktimiz de yaklaştı. Geçiyor. Kitapta okuyacak bir cümle. Yerin altındakiler üstündekilerden daha fazladır. Ama üstündekilerin hatırladığı yerin altındakilerin sayısı çok azdır derdi nine. Ya. Öyle. Yani torununa bunu söyleyen bir nine düşünün. Onun için koparmamalıyız yani o bağı. Çok teşekkür ediyoruz program için. Ben teşekkür ediyorum hocam. Herkese, sayın başkanım. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah. Yani estağfurullah. Allah Teala hayırlı ömürler nasip amin, buyursun cümlemize sizlere. İnşallah. Bize de hizmet etmeyi nasip cümlemize etsin. Cümlemize inşallah. Kıymetli i̇nşallah. Başkanım hem programımızı teşrif ettiğiniz için hem de böyle bir imkanı sunduğunuz için ekip adına bir beden gibi çalışıyoruz. Sevgili Emrah Güneş ve sevgili kardeşlerim, sazendeler Burak, Berat ve Emre, sonra bütün sesti, efendim sahneydi, yapımdı, yayındı, bütün ekip olarak teşekkür ediyoruz. Allah sağlık, afiyet versin sizlere. Allah razı olsun. Hem Ramazan-ı Şerifiniz. Tabii bu güzel bir başlangıç oldu. İnşallah evet. Bunun devamını Yeşilyurt'ta da böyle. Vallahi inşallah şu pandemiyi de bir pandemi toparlarsa hocamla birlikte bir gelelim. Şu hocam bir inşallah iftarı Allah nasip ederse bir kiraz yaprağı dolması var. Öyle inşallah. Evet. Vallahi ben beraber... Burada ama anayı kızdan ayırmamışlar hocam. Analı kızdı var. Eyvallah o da vardı. Bir de şu siyah yine. Beyaz tabletleri bir oku azizim. Evet. Tamam hocam. Bu şiirlerle ilgili bir program yapalım inşallah. Tamam olur, inşallah. Çok güzel olur. Evet, omuzlarımda dünyayı da almış olayım bu evet, vesileyle. Omuzlarımda dünyayı da başkanım ben olsun. Gençlerimizle paylaşalım orada. Hocam, evet. Hocam adına ben size takdim evet, edeyim. Onları imzalayacağım zaten. Teşekkür ederim. İnşallah imzanızı da alırım hocam. Eyvallah. Kalemi alabilirsem orada kalemimiz vardı. Tabii tabii tabii. Ben de bu arada... Orada var hemen. İftar vaktine doğru bir geçiş yapayım. Sevgili izleyiciler, kıymetli kardeşlerim, inanıyorum yani böyle bir manevi sofra gibi oldu. Ben çok feyiz aldım, istifade ettim. Hem başkanıma hem de Nurullah Genç hocama tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri tekrar davet ettiğiniz yani evinize kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah sağlık afiyet versin. İnşallah tekrar programda tekrar. Yeşilyurt Belediyesi Dursun Ali Erzincanlı ile İftara Doğru programını sundu. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة للفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah'ım senin rızan için oruç tuttum sana inandım sana güvendim senin rızkınla orucumu açıyorum Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey lütuf ve ikramı geniş olan Rabbim, beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla. Amin.